Uzun zamandır story çekmiyordum. Hem çok tahmin edersiniz yoğun oluyor filan, zamanım olmuyor. Geldim, Türkiye'deyim. Çok az bir zaman sonra tekrar geri döndüm. Bir iş sebebiyle. Nasıl desem bilmiyorum. Burada çocuğumla dışarı çıktığım zaman çok garip şeylerle karşılaşıyorum ve eminim benim gibi birçok anne karşılaşıyor ve bunun artık normalleştiriliyor olması bana çok garip geliyor. Bu nezaketsizliğin, bu mesafesizliğin, bu cüretkarlığın, her defasında bu hep bir karışma halin ve kendinde söz söyleme hakkını bulma hali beni deli ediyor. Şimdi tabii bu konu beni çok sinirlendirdiği için kelimelerimi çok dikkatli seçmeye çalışıyorum. O yüzden uzun ve saçma cümleler oluyor. Nitekim buna bir son veriyorum ve direkt konuya giriyorum. Biliyorsunuz hayatımızda belirli nezaket kurallarının olması gerekiyor. Hepimizin huzurlu bir şekilde yaşaması için ve bunları da bize çocukken öğretildiğini varsayarak giriyorum bu konuya. Artık gerçekten bir rahat bırakın şu anneleri, kadınları. Çocuklarımız üzerinden haddiniz olmayan soruları lütfen sormayın. Artık emiyor mu, üşüyor mu, ıdısı bız, onları geçtim. Hani doğum şeklimizi sormanızı falan geçtim. Geçen gün şöyle bir şeyle karşılaştım. Tanıdığım bir çift, genelde böyle karşılaştığımız zaman belirli bir seviyede tutmaya çalıştım. Sohbetimiz olan bir çift. Leyla port bebesine yatıyordu. Ondan zaten böyle hani kafalar içeri uzuyor. Bir aç sana göreyim. Ay işte uyuyor diyorum mesela. Başkaları için konuşuyorum. Ay yok bir aç göreyim, aman canım ne varlar. İşte yürüyordum, bu çiftle karşılaştım filan. İşte böyle Leyla'ya baktılar. Aa dedi, ne kadar dedi değişik kafası var dedi. Dar uzun dedi. Anlayamadım dedim ben de. Ali kafası dedi aynı dedi forceps'te çekilmiş gibi değişik dedi. Bu vakumlar var yani doğumda kullanılıyor bazen çocuk çıkmadığında. Ben o noktaya geldim ama kullanılmadı vakum. Ama vakum kullanılan doğumlar genelde hani zor doğumlardır yani. Hani zaten öyle bile olsa bunu bir anneye söylemek kadar nezaketsiz bir davranış olamaz. Ne demek istediğinizi anlayamadım dedim yani. İşte dedi ay dedi dar ince uzun bir kafası var dedi. Aynı Hayat Bey'e benziyor dedi. Yani yıllardır hani kocam filan. Bu arada Leyla gerçekten benim minyatürüm yani. Hani renkleri her şey alnının ortasındaki. İşte bir ufak bir sorguya çekildim. Hani Londra'da nasıl bir hayatım var? İşte kirada mıyız? Ev mi aldık? Ne kadar şanslı olduğum konusunda bir uyarıldım. Hani Halit'le evli olduğum için, çünkü o çok değerli biri biliyorsun değil mi filan dedi bana. Ondan sonra ben de tabii ki yani böyle bir aptala döndüm. Yani 12 yıllık kocam niye böyle bir şey söylüyorsunuz bana? Ay yok sen söyle söyle ya, sen seni de izledik. Sen de desene ya, geçen gün bir filmde oynadık. Sen de güzel oynuyorsun yani. Ay biraz da pohpohlanmak istiyor. Hadi biraz da Bergüzar'ı pohpohlayalım filan. Böyle garip bir şeyin ortasında kaldım. Hebele gübele bir şeyler söylemeye çalıştım ve böyle benim karım beni övdüğünde bak çok gurur duyuyor. Sen de gurur duysana, kocanı övüyorum filan gibi böyle korkunç didaktik, korkunç hat. Ben dışarı çıktığımda tanımadığım insanlar da olsa sohbet etmeyi çok seviyorum. Yani mesleğim, ünüm filan umurumda değil yani. Benim için orada işte böyle güzel bir sohbet etmek, ondan sonra birlikte bir anı paylaşmak bana iyi geliyor yani. Zaten normal hayatımızda da ne ben ne kocam, biz ünlüyüz diye dolaşmıyoruz. Bunu herkes çok iyi biliyor. Ama görüyorum ki bu sıcaklık ve samimiyet aynı zamanda nezaketsizlik ve laubalilik kapılarını da sonuna kadar açıyor. Kim insanlar için, herkes için söylemiyorum. Kimsenin çocuğu hakkında, kimsenin yaşamı, malı, mülkü, ne bileyim yatak odası, değeri hakkında laf söylemek hiçbirimize düşmez. Bu
bunu lütfen artık bir kenara bırakalım. Yani bunları konuşuyor olmaktan inanın çekiniyorum ama artık tabii dünya böyle bir dünya. Buradan hepimiz kendi sayfamızda işte milyonlara seslenebiliyoruz. Yani tabii bir sürü şey yaşıyorum bunun gibi. Bazen diyorum ki ay keşke bunu yazsaydım. Yani aklınızın hayalinizin alamayacağı yorumlar, teklifler, ondan sonra istekler, çocuğumuz üzerinden, hani kendi üzerimizden, mesleki olarak. Bu beni hala şaşırtıyor. Hala bir insanın yani çocuğuna bu kadar rahat bir şey söyleyebilmek, ondan sonra fotoğrafını çekmeye çalışmak, dokunmaya çalışmak filan. Hala bunlar yapılıyor. Kimseye yapmayın. Bana da yapmayın. Çünkü artık ben eskisi kadar sabırlı değilim. Kimse değil bence. Kimse de olmak zorunda değil. Leyla'nın bir tane doğum izi var böyle alnının ortasında. Aynı benimki gibi. İşte dün bir hanımefendi. Ay dedi ne oldu düştü mü dedi. Yok dedim ne oldu. Alnın ortasındaki ne dedi. Doğum lekesi o dedi. Hı dedi. Aynı erkeğe benziyor bu dedi. Niye bunu dersin mesela? Hangi motivasyonla? İyi bir şey mi? Kötü bir şey mi? Kötü bir şeyse niye diyorsun? Yüz yüze bakıyoruz burada. Komşuyuz. Bir gün Esra'nın kızı günü gezdiriyordum havaalanında. Uçağa binecektik. Ondan sonra iki tane kadın geldi. Ay dedi ne tatlı dedi. Şöyle dedi. İki lafın belini kırdık diyelim. Sabah sabah. Herkese güzel bir gün diliyorum. Hepinizi öpüyorum. İyi günler, hoşça kalın. O yavrum o dedi. Aynı babası dedi bana. Çocuk benim değil, onu ne yapacağız dedim. Böyle baka kaldı. Aa nasıl yani dedi. Yok benim değil, arkadaşımın çocuğu dedim yani. Bu benzetme konusundaki en komik anım buydu. Yani bizim olmayan bir bebeğin yine ve yine kocama benzetilmesi. Her neyse, sabah sabah içimi döktüm. Belki benim gibi hissedenler vardır. Yalnız olmadıklarını görürler. Belki böyle davrananlar vardır. Ay yapmayalım ya. Bak insanlar kendilerini kötü hissediyormuş derler. İki lafın belini kırdık diyelim sabah sabah. Herkese güzel bir gün diliyorum. Hepinizi öpüyorum. İyi günler, hoşça kalın.